Herkese merhabalar. Bu dersimizde İngilizce tarih söylemeyi öğreneceğiz. Ders bittiğinde günleri, mevsimleri, ayları, yılları ve tam olarak gün, ay, yıl şeklinde tarih söylemeyi öğrenmiş olacağız. Günlerle başlayalım hemen o zaman. İngilizce'de hafta içine weekdays, hafta sonuna ise weekend diyoruz. Pazartesinden başlayıp günleri tek tek okuyacağım ki siz de ben okudukça telaffuzlarını öğrenin. Pazartesi Monday, Salı, Tuesday, Çarşamba, Wednesday, Perşembe, Thursday, Cuma, Friday, Cumartesi, Saturday, Pazar, Sunday. Eğer sizin de dikkatinizi çektiyse zaten bütün günlerin sonunda gün anlamına gelen day kelimesi de var. Buradan da çıkarabilirsiniz. Devam edelim. Mevsimlere geçelim. İngilizce'de mevsim kelimesinin karşılığı season. İlkbahar, spring, yaz, summer, sonbahar, autumn ya da fall. Neden burada iki tane kelimemiz var? Autumn İngiliz İngilizcesi, fall ise Amerikan İngilizcesinde kullanılıyor. Kış, winter. Aylara bakalım bir de. Ayların İngilizce karşılığı months. Yine Ocak ayından başlayıp Aralık ayına kadar okuyacağım ki İngilizce telaffuzlarını bilelim. Ocak, January, Şubat, February, Mart, March, Nisan, April, Mayıs, May, Haziran, June, Temmuz, July, Ağustos, August, Eylül, September, Ekim, October, Kasım, November, Aralık, December. Yıllara bakalım bir de. Yılları okurken 2000 yılına kadar gelen bütün yılları 4 basamaklı halinde okumamıza gerek yok. Yani ne demek istiyorum? Örneğin Türkçe'de biz 1453 yılını 4 basamaklı halinde okuyoruz. Ama İngilizce'de böyle bir zorunluluğa ihtiyaç yok. Zaten çok zor oluyor söylemesi İngilizce'de. Büyük bir ihtimalle onlar için de zor. Bundan dolayı 2 basamaklı halinde okuyorlar. Ne yapıyorlar? İlk önce 14 sonra 53 diyorlar. Yani 1453. 1453. 1453 olduğunu karşı tarafta anlıyor. Bu dersten sonra siz de anlayacaksınız. Veya 1993. 1993 olarak söyleyeceğiz biz bunu İngilizce söylerken. Yani 1993. Tamam mıdır? 2000 yılında 4 basamaklı halle söylemeye başlıyoruz. 2000'den 2010'a kadar. Örneğin 2000, 2000, 2001, 2001. 2010 yılına geldiğimizde ise iki yöntemi de kullanabiliyoruz. İstersek 4 basamaklı okuruz 2010, istersek 2 basamağı ayrı ayrı okuruz 2010. İkisinin de anlamı aynı, ikisi de 2010 demek yıl olarak. İçinde bulunduğumuz 2020 yılda bu sisteme dahil 2020 diye okuyabiliriz ya da 2020 diye de okuyabiliriz. Yine ikisinin de anlamı aynı, bir fark yok. Son olarak da kesin belli bir tarih söylemeye bakalım. Yani ne demek istiyorum? Gün, ay ve yıl şeklinde belli bir tarih vereceğiz oraya. O nasıl olacak? O da aynen şu şekilde oluyor. İki türlü yolu var bunu yapmanın. Birisi İngiliz İngilizcesi, diğeri Amerikan İngilizcesi. İngiliz İngilizcesi ile başlayalım. Onlar da bizim gibi tarihi gün, ay, yıl şeklinde sıralıyorlar. Örneğin 1905-1881. İki türlü yolda söyleyebiliyoruz bunu İngilizce. Bir of kullanarak söyleyebiliyoruz. İkincisi of kullanmadan da direkt söyleyebiliyoruz. Nasıl? Gün, ay ve yıl şeklinde tabii ki de ikisi de. Hemen of kullanarak söylediğimize bir bakalım. The 19th of May 1881. Of kullanmadan ise The 19th May 1881. Amerikan İngilizcesinde ise durum İngiliz İngilizcesinden biraz farklı. Amerikan İngilizcesi tarih formatında ay, gün, yıl şeklinde sıralıyoruz biz tarihleri. Aynı tarihi Amerikan İngilizcesinde yazdığımızda 05-19-1881 olarak yazmamız lazım. Ve Amerikan İngilizcesinde ayrıca of kullanmıyoruz. May the 19th, 1881. Ve şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer gördüyseniz günlerin sonunda bir TH işareti var. Bunun nedeni ise aslında biz tarihleri söylerken şu şekilde söylüyoruz. Direkt çevirirsek Mayıs'ın 19. günü 1881. Burada ince ince anlamına gelen TH kullanımını bilmek önemli. Bunun için de isterseniz sağ üst köşeye bir link bırakıyorum. Oradan kullanımına bakabilirsiniz.
ve bunun kullanımı tarih söylerken gerekli. Tamam mıdır? Bu ders için anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlatım ve videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ben veya elbet başka bir arkadaşım yardımcı olacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.